ürünleri yetiştiriciliği çalıştayına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben Doktor Buket Yazıcıoğlu Altıntas, Su Ürünleri Yetiştiriciler Üretici Merkez Birliği Genel Sekreteriyim. Özerden Bey'in, yönetim kurulu üyemiz Özerden Bey'in bir rahatsızlığından dolayı ve katılamadığı dolayı bugünkü bu oturumu ben yürüteceğim. Yani yapmak üzere Türkiye'nin su ürünleri ihracatı ile ilgili bir yer değişikliği yaptım. Herkes için teşekkür ediyorum Hayrettin Bey'e. Serap Hanım'ı da davet ediyorum. Ege İhracatçı Birliklerinden Türkiye'nin su ürünleri ihracatı ile ilgili bir sunumu olacak. Sayın Genel Müdürüm, değerli başkanlarım, bakanlık ve sektör temsilcileri, hepinizi kurumum ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Serap Ünal, Ege İhracatçı Birliklerinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda su ürünleri ihracatından da sorumluyum. Sizlere dört başlıkta bilgi vermeye çalışacağım. Aranızda ihracatçılar var. Bazı konuları benden daha iyi biliyorlar ama mutlaka daha KOBİ niteliğinde olan firmalarımız anlattıklarımdan faydalanacaklardır. İlk konu ihracatçı birlikleri yapısını anlatacağım. Nereye bağlı çalışıyoruz, neler yapıyoruz. Daha sonra Ege İhracatçı Birlikleri olarak genel faaliyetlerimizden bahsedeceğim. Ardından ana konumuz Türkiye su ürünleri ihracatından ve son olarak da devlet yardımlarından bahsedeceğim. İhracatçı birlikleri Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda çalışan, aynı zamanda yönetim kurulları olan, sivil toplum kuruluşu olarak geçen organizasyonlar. Dediğim gibi Ticaret Bakanlığı ve TİM organizasyonunda çalışıyoruz ama yönetim kurulumuz aslında bize yön veriyor. En az aylık bir toplantımız oluyor ve sorunlara çözümüne dönük veya yapılacak faaliyetlere dönük aksiyon almamızda iş adamları bize destek oluyor. Aslında ihracatçı birlikleri toplam 28 sektörde ve 14 genel sekreterlik olarak çalışıyor. Yurt dışında da ticaret müşavirlerimiz var, 150'den fazla ticaret müşavirimiz Ticaret Bakanlığı'na bağlı çalışıyor ve bizlere destek oluyorlar pazarlama konusunda veya faaliyetler konusunda. Toplamda da 114 bin, TİM'in açıkladığı rakama göre 114 bin ihracatçı firmaya hizmet veriliyor şu anda. Neden ihracatçı birlikleri kuruldu derseniz, asıl amaç ihracatı geliştirmek için aksiyon almak, sorunları çözmek, bir yandan da firmaların örgütlenmesini sağlayarak güç oluşturmak. Dediğim gibi 14 tane genel sekreterlik var. Bunlardan 4'ü aslında İstanbul'da. Biz de İzmir'de yerleşiyiz ve su ürünleri ihracatının %50'den fazlasını yönetiyoruz. Bunun yanında Denizli, Mersin, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Ankara ve Giresun'da yerleşik genel sekreterlikler var. İhracatçı birliklerinin bünyesinde de genel sekreterlik olarak alt birlikler var. Bunlardan biri de Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği. Ege İhracatçı Birliklerinin bünyesinde 12 tane birlik var. Bunlardan 7'si Tarım Birliği olarak geçiyor. Su Ürünleri de buna dahil ve Türkiye genelinde en çok Tarım Birliği olan genel sekreterlik. 95 personelimizle hizmet veriyoruz. Yıllık ortalama 18 milyar dolar ihracatımız var. Bu da Türkiye genelinin %8'ine hitap ediyor. 200'ün üzerinde de ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Üye sayımız 8500 civarında, aktif üye sayımız tabii. Demiştim 12 tane birlik var diye. Bunlardan biri Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği. Türkiye genelinde de 3 tane Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği var. Ege, İstanbul ve Akdeniz olarak geçiyor. Zaten aramızda Alican Yaman Yılmaz da var. Toplantılarda hep birlikteyiz. Nasıl üye olunur derseniz, yani daha doğrusu ihracat yapmak için öncelikle üyeliğiniz gerekiyor sizin. Nasıl üye olunur derseniz de tüzel kişi veya şahıs olarak da doğrudan çok basit evraklarla üyelik yaptırabiliyorsunuz. Ege İhracatçı Birlikleri olarak yaptığımız faaliyetlerden de kısaca bahsetmek istedim. 4 tane milli katılım dediğimiz fuar organizasyonumuz var, gıda fuarı. Milli katılım anlamında Türkiye pavilyonunun açılmasını sağlıyoruz fuarlarda.
Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş durumdayız. Biraz sonra onlara değineceğim. Ayrıca çeşitli projeler yapıyoruz. Bunlar ağırlıklı yine destekli oluyor. Çünkü bütçeyi finansmanı sağlamak açısından biz de organizatör kuruluş olarak şirketlerin aldığı desteklerden farklı oranlarda yararlanıyoruz. Turkuaylı yine Ticaret Bakanlığı organizasyonunda yürüyen bir süreç ve şu anda ağırlıklı olarak Amerika'ya dönük Turkuaylı projesini yürütüyoruz. Ayrıca yeni başlayacak sadece su ürünlerine özel Turkuaylı projesi başvurumuz bakanlıkta bekliyor. Onay aşamasından sonra başlamış olacağız. Urge'yi biraz sonra yine anlatacağım. Çünkü devlet desteklerinin önemli bir kalemi aslında. Bu da kümelenme mantığıyla yürüyen bir destek türü, uluslararası rekabetçiliği geliştirici bir proje. Bunda da yine Asian Fishery ve Animal Products adıyla başladık. İhtiyaç analizimiz bitti, eğitimlere geçtik. Daha sonra da yurt dışı pazarlama aşamamız başlayacak. Ticaret ve alım heyetleri yapıyoruz. Çeşitli konularda bir araya gelip firmalarla yurt dışında seyahatler oluyor. Burada B2B görüşmeler yapılıyor. Aynı zamanda da yurt dışından misafirler ağırlıyoruz. Bu da alım heyeti olarak geçiyor. Ayrıca üyesi olduğumuz bazı uluslararası kuruluşlar var. Onların toplantılarına katılıyoruz Türkiye adına. FEAP da bunlardan biri, siz de yakından biliyorsunuz. Furukom gibi yine üye olduğumuz kuruluşlar var. Bakanlıklarla tabii çok yakın ilişkilerimiz var. Eğitim ve seminerler düzenliyoruz. Çalıştaylar, eğitimler, seminerler. Bir de tasarım yarışmalarımız var. Su ürünlerinde henüz olmadı ama başka sektörlerde yapıyoruz. Milli katılım organizasyonlarından bahsetmiştim. Yetkilendirildiğimiz fuarlar, ilki Almanya'da Biofah Fuarı Şubat ayında düzenleniyor. İkincisi FUDEX Japon Mart ayında düzenleniyor ve yıllardır 25 yılı aşkın süredir biz organizasyonunu yapıyoruz. Bir de Haziran sonu Temmuz başında Amerika'da düzenlenen Summer Fancy Food Show var. 3 yıldır da China International Import Expo'yu organize ediyoruz ve burada yani 25 firma katıldıysa 24'ü gıda ihracatı konusunda çalışan firmalar oluyor zaten. Bireysel fuarlara da katılabiliyorsunuz. Bunlar Türkiye pavilyonu olmadığı ama kendinizin katılabildiği fuarlar. Aslında Türkiye tanıtım grubu olduğu dönemde veya su ürünleri tanıtım grubu olduğu dönemde yıllık ortalama 15 fuara katılıyorduk. Burada ben 2023 yılında katılım sağlanan fuarlara yer verdim. Aslında firmaların katıldığı fuarlara bireysel anlamda katılmamaya çalışıyoruz. Zaten hani Türkiye bir anlamda temsil edildiği için Winter Fancy Food Show'a katıldık 2023'te. Galfood'a yine katıldık. Summer Fantasy Food Show'da balıkçı bir firma yoktu. O yüzden kendi Türkiye pavilyonunda stand açtık. Kenyan Food'a ve Singapur'daki Seafood Expo Asia'ya katıldık. Yönetim kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde bu fuarlar değişebiliyor. Fuarlarda tabii tanıtım anlamında da aktiviteler yapılıyor, reklamlar veriliyor. İşte yeni dönemde sosyal medya ağırlık kazandı, influencerlar oluyor. Aynı zamanda tadım etkinliği yapıyoruz. Ve inanın bizim götürdüğümüz 3 tane şef çok ilginçtir. Geçen yıl Michelin yıldızı aldı. Biz de şaşırdık. Yani nasıl seçtik, bunların hepsi bu yönde ilerledi diye. Tabii bir anlamda gurur duyuyoruz kendimizle de. Bunlar görüntüler milli katılım organizasyonlarından. Bu slaytta bireysel katılımlarımız. Yönetim kurullarımız da genelde bize dahil oluyor. Sektörle ilgili soruları cevaplıyorlar. Turkuaylı projesinden bahsetmiştim. Aslında gıda ürünlerinin pazarlamasına dönük bir proje ve Ticaret Bakanlığı tarafından örnek proje olarak gösteriliyor. Su ürünleri de aslında Amerika olduğu için bir anlamda ön planda şu anda. Bir de dediğim gibi Asian Fishery ve Animal Products Urge projesini yürütüyoruz. Alım heyetlerinden de bir slaytımız var. Japonya'dan son dönemde bize misafir olarak gelen çok firma temsilcisi oldu. Bu da FEAP organizasyonu. Bu arada 2024 yılında organizasyonu bize verdiler ve İstanbul'da Mayıs ayı sonunda olacak. Umarım aramızda olursunuz.
Henüz yer olarak belirlenmedi ama otel vesaire detayları daha sonra paylaşırız. Bunlar da eğitim anlamında birkaç slaytımız. Çeşitli paneller de dönem dönem düzenlenebiliyor. Gelelim ana konumuza, Türkiye Su Ürünleri İhracatı. Ben bilgi vermeden önce bir videomuz var, tanıtımlarda kullandığımız. Türkçesini göstereceğiz ama değişik dillerde de tanıtımlarda yararlanıyoruz. Onu bir izleyelim, daha sonra devam edelim. İyi bildiğimiz bir şey var bizim. Daima tutkuyla bağlanacaksın bu hayatta. Balıklama atlayacaksın. Yaşamın tam ortasına. Uçsuz bucaksız diyarlara açılacaksın. Keşfetmek için yepyeni denizleri. Sevgiyle dokunacaksın yaptığın her işe. Aşkla, özenle, emekle. İyilik dalga dalga yayılır derler ya. Hep daha güzelini hedefleyeceksin. Her adımınla. İyi bildiğimiz bir şey var bizim. Balık. Tadını çıkarmaya buyurmaz mısınız? İyi bildiğim. Ne geldi bu? İyi bildiğimiz bir şey var bizim. Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatçıları bünyesinde aslında hayvansal ürünlerden başka sektörler de var ama ağırlığı Türkiye olarak su ürünleri oluşturuyor. Bunu göstermek istedim aslında bu slaytla. %50'si yaklaşık su ürünleri. Birim fiyatta da farklılığı görüyorsunuz zaten. Son 10 yıllık değerlere baktığımızda miktar bazında 116 bin tondan 217 milyon bin tona yükseldi. Tabii bayağı bir farklılık oluştu. Genelde de zaten bir yıl hariç artış şeklinde bir ivme gösteriyor. Dolar bazında baktığımızdaysa 692 milyon dolardan 1 milyar 680 milyon dolara yükseldi geçen yıl. Ana ürünler açısından baktığımızda da levrek ön planda. Daha sonra çipura geliyor. Türk somonu çok yükselen yıldız olarak görüyoruz ama tabii sektör aynı şeyi söylemiyor. Ondan sonra da alabalık, orkinos ve kaya levreği şeklinde geçiyor. Ülkelere baktığımızda ise 2023 yılı itibariyle Rusya Federasyonu ön planda. Ardından İtalya ve Birleşik Krallık geliyor. Ben bu değerleri tek tek okumuyorum. Yani şöyle diyeyim. Yani ilk dört ülke ihracat pazarı açısından çok çok önemli. Daha sonrakiler biraz daha düşük düzeyde. Son konumda aslında devlet destekleri. Özellikle buna değinmek istiyorum. Çünkü sektörün bir kısmı yararlanmıyor. Zaten yararlanma düzeyi %30 yaklaşık olarak %30 oranında. Özellikle bilgi vermek istedim ki. Belki biraz yazı ağırlıklı olarak göreceksiniz slaytları ama sizle paylaşıldığında detayı öğrenmeniz açısından ben kısa kısa bahsedeyim. Genelde devlet destekleri şu aşamada %50 düzeyinde bir destek sağlıyor. Ve prefinansman olarak önce harcıyorsunuz, sonra başvuruyu yapıp alıyorsunuz. Ama hedef ülkelerimiz var. Bu hedef ülkelerde aslında sayısı oldukça fazla. Hedef ülkelerde artı 20 puan fazla veriliyor ve %70'e ulaşıyor devlet destekleri. Bunlardan biri pazar araştırması desteği. Ulaşım ve konaklama anlamında destekler var. Ve B2B görüşmeye dönük aksiyon almanız bekleniyor. Geçiyorum onu. Kısa kısa bahsedeceğim demiştim zaten. Çok çünkü uzun uzun söylemeye gerek yok. Yurt içi fuar desteği de bakanlığın kriteri var. Her fuarı desteklemiyor. Uluslararası düzeyde olması bekleniyor. Katılımcı sayısının belli bir oranı yurt dışından olması gerekiyor ki ancak destekleyebilsin. Bunda da yine %50 destek var.
yer kirası, stand gibi masrafları karşılıyor. Yurt dışı fuar desteğinde metrekare anlamında ülkeye göre bir tutar belirliyor. Hedef ülkelerde bu tabii %70'e ama diğer ülkelerde %50 civarında kalıyor. Ve prestijli fuarlarda veya sektörel nitelikli fuarlarda da yine artırımlı oranda yararlanmanız sağlanıyor. Milli katılımlara dahil olduğunuzda ama bu işlemleri biz yapıyoruz sizin adınıza. Siz sadece belirli belgeleri bize teslim ediyorsunuz. Daha sonra diğer işlemleri biz tamamlıyoruz. Sizin açınızdan da çok kolaylık oluyor. Pazara giriş belgeleri desteği var. Bu da ihracat için gerekli veya işte kaliteye dönük, can güvenliğine dönük veya standarda dönük belgeleri aldığınızda %50 oranında faydalanabiliyorsunuz. Hatta yaptırılan analizlerde de faydalanabiliyorsunuz. Aranızda alan vardır ama çok fazla da almayan firma var. Yani yekünde yıllık aslında çok yüksek bir tutarı oluşturuyor. Yurt dışı marka tescil desteği de var. Bu da markanızın yine desteklenmesini sağlayan bir mekanizma. Urge desteği, bu uluslararası rekabetçiliğin desteklenmesi 3 aşamadan oluşuyor. Öncelikle firmanın danışmanlar tarafından ihtiyacı belirleniyor. İhtiyaç analizi diye geçiyor. Sonrasında eğitim ve danışmanlık hizmeti anlamında süreç gelişiyor. Sonunda da yurt dışı pazarlama faaliyeti oluyor. Bu pazarlama faaliyetinde aynı zamanda alım heyeti de yapılabiliyor. Yani seyahatler dışında alım heyeti gibi veya fuar katılımı gibi belirli sayılarda dahil olabileceğiniz bir destek türü bu da. Ve bunun oranı %75. Bu gayet güzel bir oran. Yalnız bir firma aynı anda sadece tek Urge'ye dahil olabiliyor ama toplamda yıllar bazında 3 tane Urge'ye katılabiliyorsunuz. Birim kira desteği de aslında yurt dışında ofis veya mağaza açtığınızda alınabilen bir destek. Bu da demirbaş ve kira olarak ayrılıyor ve %50 civarında bir 4 yıllık desteğiniz var. Tanıtım desteği çok detaylı tabii. Burada üretilen ürünlerin yurt dışında tanıtımına dönük yaptığınız harcamaların yine %50'sine 4 yıl boyunca sahip olabiliyorsunuz. Marka ve tur kualite desteği, tur kualiteden biraz bahsettim. Yani burada tabii 3 yıllık bir firma olmanız gerekiyor. Bu biraz hani ne diyeyim, belli bir tecrübeye edinmiş firmalar için geçerli. 3 yıllık bir tecrübeniz olması gerekiyor. Bir de 3 milyon dolar üzerinde ihracatınız olması gerekiyor. Ancak ondan sonrasında başvuru yapabiliyorsunuz. Burada tanıtım desteği, fuar desteği, kurumsal altyapıya yönelik danışmanlık, depolama, franchise, istihdam, patent faydalı model, pazara giriş belgeleri, pazar araştırması raporları gibi alt kalemleri var. Yani gayet ayrıntılı bir destek aslında. Yine %50 oranında alınıyor. İlerlemiyor. Tamam şimdi. İhracat desteklerimiz de var. Biliyorsunuz son dönemde ihracat çok önem kazandı. Burada belli bir platforma üyeliğiniz vesaire olduğunda veya bir satış yaptığınızda belli oranda yine geri dönüş alabiliyorsunuz Ticaret Bakanlığımız aracılığıyla. Dijital pazar yeri tanıtım desteği de bunlardan biri. Sipariş karşılama da zaten e-ticaretin bir aşaması. Biraz hızlanabilir miyim? Çevrim içi mağaza da yine onlardan biri ve farklı ülkelere göre destek oranı farklılaşabiliyor. Pazar yeri komisyon gideri de yine e-ticarete bağlı bir destek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İhracatla ilgili bir sorun olduğunda da gece gündüz 24 saat hizmet veren birimlerimiz var, e-birlik diye geçen. Ondan bahsetmek istedim. Her an başvurabilirsiniz.
Yani belirli numaraları var. Direkt arayabiliyorsunuz. Ekranda gözüküyor zaten. Ayrıca sosyal medyamız var. Bizi takip ederseniz memnun oluruz. Sağ olun diyorum. Sorunuz varsa yanıtlayayım. Çok teşekkür sanırım ederim. Yok. Biz teşekkür ederiz. Saygılar. Serap Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin balıkçılık, e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr. Fishing'de hayallerini yakala.